Arkadaşlar herkese merhaba, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok havalı bir hareket öğreneceğiz. Bumerang, yani iskambil kartlarıyla bumerang nasıl yapılır? Eğer iskambil kartınız yoksa bu numarayı yine de yapabilirsiniz. Bu boyutlardaki her türlü kartla bu hareket yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi numaraya geçmeden önce bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız videomu beğenmeyi kesinlikle unutmayın ve ne tür içeriklerle devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu anda ilk başta benim nasıl yaptığım gelecek bu hareketi, daha sonra tutuş pozisyonu ve tavsiyeler, en sonunda da uygulanışı. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. İyi seyirler herkese. Evet arkadaşlar, şimdi geldik tutuş pozisyonuna. Gördüğünüz gibi kartın üst kısmının tam ortasını belirliyorsunuz ve iki parmağınızı şu şekilde koyuyorsunuz. Orta ve yüzük parmağınızı. Tam olarak böyle. Baş parmağınız ise diğer kısmın tam ortasında kalıyor. O da şu şekilde. Ve işaret parmağınız karta yön veriyor. Şu şekilde gitmesi gerekiyor. Tekrar göstereyim. Kartın ortasını belirliyorsunuz ve iki parmağınızı şu şekilde alta koyuyorsunuz. Tam olarak böyle. Üst kısmı göstereyim. Üst kısmında baş parmağınız tam olarak şu şekilde. Evet, harika. İşaret parmağınız serbest bir şekilde kartı şu şekilde fırlatırken, bakın tam olarak böyle, sadece spin hareketi, yani döndürme hareketi yaparak kartın dönmesini sağlıyor. Verebileceğim diğer tavsiye ise, kartın ön tarafı size doğru bakmalı kesinlikle. Kartlar genellikle oynandıktan sonra şu şekilde iç bükey olduğu için kartın ön kısmı size bakarsa hareket daha güzel gerçekleşiyor. Bunu kendim tecrübe edindim ve test ettim. Bu yüzden size verebileceğim ikinci tavsiye buydu. Şimdi uygulanışına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik hareketin uygulanışına. Hareketin uygulanışını öğrenmeden önce nasıl hareket ettiğini bilmek gerekiyor. Vücudumuzu ikiye böldüğümüzü düşünelim ve sağ tarafımızda, yani şu şekilde hareket edip tekrar bize gelmeli. Yani hareketin mantığını anladığınız anda direkt oturacaktır. İkinci püf nokta ise, kartı şöyle gösterdiğiniz zaman kornel kısmı, yani köşe kısmı fırlattığımız zaman işaret parmağımızla spin hareketi yapmalıyız. Şu şekilde. İlk başta saçma yerlere gidebilir, hiç problem değil gerçekten. Böyle 10-15 atış yapın. Sadece elinizden çıkarmaya çalışın. Gitsin, istediği yere gitsin. Bir süre sonra fark edeceksiniz ki kart gittiği yerden geri dönüyor. Ve bunu yaparken dediğim gibi vücudunuzu ikiye böldüğünüzü düşünün. Ve buradan çıkan kart şöyle dönüp azalarak tekrar size geliyor. Tutuş pozisyonu biraz önce anlattım zaten. O şekilde tutuyorsunuz ve sadece pratik. Gördüğünüz gibi bir süre sonra atıp yakalıyorsunuz, atıp yakalıyorsunuz. Ben ne kadar sürede tam oturttum bunu öğreteyim hemen sizlere. Yaklaşık bir ayda tam oturuyor. Ancak sizde daha kısa ve daha uzun olabilir. Bu sizin çalışmanıza da bağlı. Ancak bu hareketi öğrendikten sonra diğer hareketler daha kolay oluyor. Örneğin arkadan atıp diğer taraftan yakalamak, sağdan atıp soldan yakalamak. Mesela şunu bile yapmak. Veyahut da ne bileyim şöyle atıp yakalamak. Ben de yapamadım da şöyle. Her neyse. Son olarak demek istediğim de şudur. Elden çıkardığınız anda bileğinizi hafif çevirerek bırakmalısınız. Şöyle tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi direkt size geliyor. İlk başta size gelmesine gerek yok. İlk 30 atış, hatta 50 atış sadece elden çıkarmaya çalışın. Hop. Bir süre sonra size geldiğini fark edeceksiniz. Burada da yakalamaya çalışın artık. Attınız, size geldi, yakalayın. At, yakala, at, yakala. Şu an hava rüzgarlı olduğu için biraz yakalamak zor. Sadece mantığını öğretmek için çekiyorum zaten bu videoyu. Benim performanslarımda da görmüşsünüzdür. Bir süre sonra gerçekten çok uzaklara attığınızı ve tekrar size geldiğini göreceksiniz. Gerçekten çok havalı bir hareket. Bunu illa bu iskambil kartı değil de
Her türlü bu boyuttaki kartta yapılabiliyor. Ben denedim. Siz de deneyebilirsiniz. İlla iskambil kartı olmasına gerek yok arkadaşlar. Numaramız bu kadardı. Bu hareketi bir süre sonra sizin de yaptığınızı göreceğim inşallah. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.